Sevgili seyirciler, 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü tüm Türkiye'de olduğu gibi yurt dışındaki başkonsolosluklarımız ve büyükelçiliklerimiz de çeşitli organizasyonlarla anıldı. Biz de Fransa'nın başkenti Paris'te büyükelçiliğimizde düzenlenen bir organizasyona konuk olduk ve 15 Temmuz'u burada onlarla birlikte andık. Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçiliği ev sahipliğinde 15 Temmuz'un 4. yıl dönümü için düzenlenen resepsiyona çeviriyoruz kameralarımızı. Büyükelçilik rezidansının bahçesinde düzenlenen resepsiyon, COVID-19 salgını nedeniyle sınırlı sayıda katılımla gerçekleştirildi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Büyükelçiler, başkonsolos ve konsolosların yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de hazır bulunduğu resepsiyonda 15 Temmuz'u anlatan fotoğraflar sergilendi. Büyükelçi İsmail Hakkı Musa, davetlilere hitabının ardından vizyonun sorularını yanıtladı. Tabii Türkiye'nin, ülkemizin hatta daha ötesinin tarihinde çok önemli bir yeri var bu girişimin. Çünkü Türkiye'yi teslim almak isteyen güçler aslında Türkiye'nin yapabileceklerini de belki de tahmin ediyorlardı. O nedenle ülkenin önü kesilmek istenmişti adeta. O bakımdan böyle bir hadiseyi tabiatıyla her sene hem Türkiye'de hem yurt dışında biz çok şuurlu bir şekilde anıyoruz. Yurt dışında temsilciliklerimizde, büyükelçiliklerimizde, başkonsolosluklarımızda, merkezde de kurumlar düzeyinde. Bu sene tabii biraz farklıydı. Bu senenin özelliği bütün dünyada bu Covid salgınının yaratmış olduğu istisnai ortam, sağlık koşullarının bildiğiniz gibi kalabalıkların bir araya gelmesine çok fazla müsaade etmemesi nedeniyle biraz sınırlandırılmış olması aslında faaliyetlerin. Şimdi Fransa'da da bildiğiniz gibi çok güçlü bir şekilde yaşandı bu Covid ortamı. 30 bini geçti burada vefat edenlerin sayısı. Bunların arasında vatandaşlarımız da var, Türk kökenli Fransız vatandaşları da var, 144, Allah onlara da rahmet eylesin. Gerçekten zor tabii, aileleriyle de aradık, başsağlığı dilerken hangi ruh halinde olduklarını gördük. Bu süreçte de Sayın Elçim, buradaki gurbetçi vatandaşlarımız da aynı zamanda çok örnek davranışlar sergilediler. Bununla ilgili neler söylersiniz? Evet, bu şahsen benim çok etkilendiğim bir süreç oldu. Fransa'daki, zannediyorum diğer ülkelerde de böyle, vatandaşlarımızın bu Covid salgını sırasında buradaki toplumla, Fransızlarla, diğer topluluklarla, Afrikalılarla, Magreblilerle, din, dil, ırk, aidiyet farkı gözetmeksizin inanılmaz bir empati yaptılar, işbirliği yaptılar, dayanışma gösterdiler. Türk toplumunun bütün renkleri, federasyon dernekleri, DİTİB dernekleri, UİDE dernekleri, efendim Milli Görüş dernekleri, hepsi bazen tek tek bazen bir arada toplu şekilde belediyelere yardım ettiler, maske ürettiler, dağıttılar, bazen hastane personeline, bazen polis unsurlarına, bazen jandarma mensuplarına, bazen de ihtiyaç sahiplerine kumanya dağıttılar. Bütün o süre boyunca bu devam etti ve bu görüldü. Bu görüldü. Bugüne kadar zannediyorum ki çeşitli nedenlerle bir tür ayrılıktan bahsederek o tanımın altına Türkleri yerleştirmek isteyenler ne kadar yanılmış olduklarını gördüler. Kesinlikle. Efendim çok teşekkür ederim. Hem ev sahipliğiniz için hem verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.